Ne güzelsin ordum. Harikasınız. İyi ki varsınız. İyi ki bu kente hizmet etme fırsatını bulmuşum. Sizlerin sayesinde, sizlerin verdiği destekle bu kentte belediye başkanlığı yaptım. Sizlere layık olmaya çalıştım. Her türlü engellemelere rağmen sizlerin verdiği destekle başardım. Eğer bugün bir başarıdan söz ediliyorsa onun sahibi de sizsiniz, sizin sayenizde. Altyapısından sahil düzenlemesine, teleferiğinden belediye binasına kadar birçok hizmete imza atmaya çalıştık. Sizlere layık olmaya çalıştık. Ve inanın her türlü mücadeleyi sizden aldığımız destekle gerçekleştirdik. Ve şunu ifade etmek isterim. Eğer yerli ve milli arıyorsanız işte burada. Yerli de burada, milli de burada. Evet sevgili hemşehrilerim, 21 yıldır iktidardalar. Birçok seçim sürecinde her yıl vaatte bulundular. Fındığımız dedik, sırtlarını döndüler. Yollarımız dedik, sırtlarını döndüler. Şimdi 14 Mayıs'ta sırtımızı dönüp sandıkları patlatmaya var mısınız? İnşallah bu enerjiyle Kemal Kılıçdaroğlu'nu, 13. Cumhurbaşkanı, Millet İttifakı'nı da iktidara getireceğiz. Bakın, fındığımızı yabancı kartellere, yabancı firmalara, peşkeş çekenlere sandıkta cevap vereceğiz. Ormanlarımızın %70'ini maden sahası ilan edenlere sandıkta cevap vereceğiz. Bizi nasıl olsa biz oy veriyorlar, her halükarda oy alıyoruz diyenlere sandıkta cevabımızı vereceğiz. Arıcılarımız dertli, balıkçılarımız dertli, vatandaşımız dertli. Çok dertliyiz ordulular, çok. Ama bu dertlerimizin çözüm zamanı da geldi. İnşallah 14 Mayıs'ta o çözümü sandıklarda göstereceğiz. Yönetemiyorlar, yönetemiyorlar. Yönetemedikleri nereden belli biliyor musunuz? Ordu'nun 2015'te kişi başına düşen milli geliri 7.000 dolardı. Şimdi kaç biliyor musunuz? 5.000 dolara, 4.800 dolara düştü. Bunu hak ediyor muyuz? O zaman ne yapacağız? 14 Mayıs'ta sandıkları patlatacağız. Artık gençlerimiz geleceklerini yurt dışında aramayacaklar. Kendi vatanlarında, kendi ülkelerinde geleceklerini kuracaklar. Ve artık bir değişimin zamanı geldi. Artık değiştirmenin vakti geldi. Hazır mıyız? Ne güzelsin ordum, ne güzelsin. İyi ki bu toprakların insanıyım. İyi ki bu topraklarda size hizmet etme imkanı buldum. Hep muhalefette görev yaptık. Gelin bir destek verelim. Şu Millet İttifakı'nı iktidara getirelim. Bakın o zaman neler yapıyoruz. Muhalefette yaptığımız hizmetlerin kaç katını iktidarda yapıyoruz. Belediyelerimizle yapamaz edemez dediler. Her türlü karalamaları yaptılar ama belediyelerimiz her türlü baskıya rağmen olağanüstü işler yaptılar. Pandemide, yangında, selde, depremde olağanüstü işler yaptılar. İnşallah yerelden genele iktidarı kuracağız ve Millet İttifakı'nı iktidara getireceğiz. 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu olacak. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi milletin istiklalini yine milletin kararı kurtaracak. Evet değerli ordulular, mühür sizde. Mührü basın, memleketi kurtarın. Allah'a emanet olun. Ramazanınız mübarek olsun. Gelecek bayramınız da kutlu olsun. Sağ olun, var olun. Sayın Torun'a